Hepsine tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte devasa çekirgeleri inceliyoruz. Şöyle güzel bir tane terarium yaptım kendilerine. Şöyle patates koydum ama patates yemiyorlar. Sert geldi galiba. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsun yakışıklı? Çok büyükler. Ben hayatımda ilk defa o kadar büyük çekirge görüyorum. Ki annem babama da gösterdim. Bunlar da ilk defa bu kadar gösteriyor. İki tane var kendisinde. Şunun kafası böyle turuncu. Turunculu böyle. Yakın çekim yapalım. Şöyle kanatları çok büyük. Yusufçuk gibi. Kendileri maydanoz yiyor. Ki videosunda paylaşacağım. Gözleri böyle çizgili. Bacakları da çizgili. Bacaklarının altı kırmızı da. Bakın gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Burada da Toto'su var. Kendileri zıplamayı çok seviyor. Ki bunları ben hayatta tutmak istiyorum. Böylelerini istemiyorum. İşte gel bakayım sen böyle. Gel şöyle bakayım. Şöyle ele alabilirsiniz. Tutarsanız ama kanatabilir tutarsanız. Bacaklarıyla ittireyim derken bunlar çünkü çok büyük çekirgeler, bacakları çok güçlü, küçük çekirgelerin bile bayağı güçlü. Bunlar locust denilen oh hopladı locust denilen türün. Bunlar kriket değil, bahçede gördüğünüz böyle tombiş yeşil çekirgelerden değil. Onların fark mesela fark vereyim, bunların şey yok, yumurtlama tüpü yok. Böyle herkes onu iğne falan sanıyor. Arıdaki gibi. Bunlar yumurtlama borusudur. Bunlar da yok ama. Yani ek bilgi olarak vereyim dedim. Bunlar yar. Bunlardan bir tane çayırda bulduk. Küçük çöplükte. Oh. Hoppa. Sakin ol reis. Şöyle koyacağım ya. Bunların ikisi aynı. Evet, reis biraz sinirli çıktı. Videoyu durdurup alayım. Balta falan girmesin. Evet arkadaşlar, teknik bir sıkıntı dolayısıyla çok strese girdi şu arkadaşımız. Çok kaçmaya çalıştı. Çok zıpladı. Korktum biraz galiba. Çok mıncıkladım. Şunun çekimi yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bunlar maydanoz, marul gibi şeyler yer. Patates verdim ama yemezler büyük ihtimalle. Bunlar normalde et de yiyen, et yiyen türlerden. Genelde ot diyorlar ama mesela ben un kurdu vermeye çalıştım bunlara ilk önce. Bir tanesi şu arkadaşımız azıcık bir kemirdi, sonra bıraktı yani. Çok beğenmedi un kurdunu, ki galiba şu an maydanoz yiyecek. Şöyle. Bu maydanozu hiç yemedi, bakalım yiyecek mi? Yoksa sadece oradan geçmek için kullanacak galiba ya da. Bu sabah bir tane hareket yapıyordu. Kanat alıştırması yapıyordu galiba. Kanatlarını böyle açıp çırpıyordu ama hiçbir yere gitmiyordu. Böyle kanatlarını dalgalandırıyordu böyle. Hiçbir şekilde uçmuyordu. O uçuşa hazırlık galiba. Emin değilim. Tabii uçar dedik ama uçmadan direkt ben kutuya koydum. Uçmasın diye. Çok güzeldi arkadaşlar. Böyle şey gibi düşün. Evde kuş besler gibi yani. Ben o salonu salıyorum, zıp 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 gidiyor annem. Üstüne falan zıplıyor. Onlar da korkuyor tabi. Arada sırada gezdireceğim bunları. Bunlar çünkü çok büyük. Kuş gibi düşün işte arkadaşlar. Gece kafesinde
Gündüz dışarıda, öyle düşün. O şekilde bakacağım ve çok salmayacağım. Böyle, yetecek kadar bir 10 yarım saat falan en fazla. Bir günde yarım saat yeter. Teraryum önceden vardı. Ama içim öyle full mantarlanmış. O kökü mantarları falan çıkmış. Direkt temizledim. Torfunu koydum. Sonra taş ekledim. İlk önce yumurtalık koymuştum. Şu yumurtalık koymuştum. Yumurtaların içine falan da girmediler. Direkt o zaman çubuk koyacağım. Yarın iki tane daha çubuk alacağım. Şuraya ve şuraya bir tane daha çubuk koyacağım. Çubuk da takılsınlar var. Zaten yüzeye de yapışabiliyorlar. Şunun detaylarına da baksanıza arkadaşlar. Şu ayaklarındaki dikenlere bakın. Ayaklarında böyle çok büyük kancaları var. O kancaların da bilimsel bir ismi vardı ama onun ismini unuttum. Çok güçlü bacakları var. Ama şey, sakın bacağından hiçbir çekirgeni eğer besleyecekse bacağından tutmayın ki kertenkele gibi bunlar bacaklarını bırakıyorlar böyle. Bacağından hiç tutmamaya çalışın. Gövdesinden tutmaya çalışın ama gövdesinden tutarsanız da bu mesela büyük bir tür. Bu büyük türler itmeye çalışacaktır. Ve küçükler de itmeye çalışırken pek acıtmaz o. Biraz öyle ya, hiç acıtmaz. Ama bunlar büyük olduğu için de tırnakları, pençeleri çok büyük olduğu için vurduğunda mesela ben elimi aldım, vurduğum gibi elimi kanattı. Mesela hassas noktaya geldi, onun için de kanamış olabilir ama çok güçlüler. Biraz da şu kafanı çıkarsaydın iyiydi ama kıçını çektik. Bu şekilde türünü bilmiyorum arkadaşlar. Discord'dan şey mısır çekirgesi dedi de hiç benzemiyor. Arkadaşım bir bırakır mısın oraya? Heh. Şuraya in bakayım. Bakalım. İki tane daha sopa koyup işini bitireceğim. Gece yatarken üstünü kapatacağım veya kapatmayacağım. Şu anlık ben odama aldım bunu. Normalde bir çatıda duruyor. Bütün böcekler. Hoppa. Ya mesafeyi ya, çok iyi uçuyorlar. Mesela şuradan tok pek odamın kirliliğini göster. Evet, hazırlık yapmadım. Ta buradan şuraya kadar gitti yani. Çok iyi uçuyorlar. Bu arkadaş böyle çok ay uçmuyor. Mayıştı biraz. Ben elimde bayağı gezdirdim bunu. Biraz mayıştı. Bu da zıplıyor ama ara sıra. Az zıplıyor ama. Ben şu arkadaşı yine alayım ya. Neyse. Onu ben sonra alırım. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar devasa çekirgelerimiz incelik. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay yiyor musun lan? Sen hiç maydanoz yemedin. Maydanoz sevmiyor musun yoksa? Isırık al lan. Cık, terbiyesiz. Arkadaşlar bugüne kadar bay bay.